Birkaç sanayicimizin kendine gördüğü zarardan ve yapılan ayrımlara dayanamayıp verdiği şikayet dilekçelerinin üstüne organize sanayi bölgesine ayrılan aşağı yukarı 7 kişinin verdikleri şikayet raporları doğrultusunda 2019 yılında bölgemize teftiş gelmiştir. Zaten teftiş gelmesinin, teftiş geçirmenin herhangi bir kötü yan olmadığını düşünmekteyiz. Teftiş geçiren kişiler teftiş için bir şanstır. Çünkü eğer zaten kendilerinden korkmuyorlarsa bu teftiş sonucunda kimseyi karşısında konuşturmayacak duruma geleceklerdir. Ancak bizim umduğumuz gibi olmadı gelen teftiş. Daha doğrusu biz bildiğimiz ama hani doğru değildir diye düşündüğümüz unsurların birçoğu çıktı. Bunlardan birkaç tanesini baştan halinde sizlere anlatmak istedim. Çünkü şu an mevcut başkan bu raporlarda herhangi bir tenkit falan demesine rağmen şöyle söyleyelim. Bazı organlarda şöyle bir söylem geziyor. Onu da açıklamak isterim. Raporun müfettişlerin kasıtlı olduğunu söyleniyor. Yani müfettişler kasıtlı davrandığını söylüyorlar ama biz şunu söylüyoruz. Tam aksine bu raporun çok daha ağır çıktığını ve Sanayi Bakanı da bu raporun hafiflendiği yönünde de bize bilgiler geldiğini söylüyoruz. Yani aslında bu raporlarda daha fazla, asıl raporlarda daha fazla konuların olduğunu biliyoruz. Ancak teftişlerin herhangi bir kasıtlı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü yapılan incelemelerde sadece şikayet konularına yaratılmış. Yani OSB ne muhasebesel olarak incelenmiş, ne başka bir şey. Sadece kim, hangi sanayicimiz, hangi çalışan neyi şikayet etse sadece o konulara bakılmış. Yani buraya çıkan, buradaki tespitler sadece şikayetlerin olduğu tespitler. Genel bir teftiş yapılmamış OSB'de. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani genel teftiş sonucunda kararı tabii ki teftişlerin raporu belirleyecektir. Biz şunu söylemek istiyoruz. Biz OSB'de bir yolsuzluk, bir hırsızlık vardır demiyoruz. Bizim böyle bir deme için elimizde bilgi olması lazım. Biz henüz bu bilgilere ulaşamıyoruz. Çünkü içeriye girmemiz lazım bunun için. Ancak biz şunu söylüyoruz. OSB'de müsriflik var, yönetilememezlik var. Ve çok ciddi şekilde şu an borçlanmaya doğru giden bir OSB bölgemiz var. Yani ben şu anki mevcut yönetimin herhangi bir kanun dışı yaptığı, daha doğrusu kanun dışı demeyeyim, muhasebesel olaylarına ulaşamadığımız için böyle bir suçlama yapmaya hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Ve bu suçlamayı yapanlara da kesinlikle karşıda durmaya hazırım. Çünkü raporların hiçbir yönde muhasebesel bir işlem yok. Tabii ki bazı parasal mevcut konular var. Bu konularda da madde madde zaten teftiş görüşlerini yazmış. Şimdi şöyle bir raporlara baktığımızda bence OSB'mize yakışmayan en büyük konulardan bir tanesi bu iletişim komünikasyon şirketlerinden alınan telefonlar. Şimdi raporda bir no slide açarsak Okan Bey. Raporlarda şimdi hepiniz biliyorsunuz, hepimiz şirket yönetiyoruz arkadaşlarımızla. Şimdi GSM şirketlerinin şöyle bir uygulaması var. Diyorlar ki işte siz bana bir taahhüt verin. Ya faturanızı %20 indirelim veya size cihaz verelim şeklinde. OSB yönetimi bunu cihaz alma şeklinde kullanarak aslında bir bakıma OSB'nin telefon faturalarını biraz daha yüksekten ödemiş durumda oluyor. Ve buradaki raporda, ekrana yansıtılan raporda 59 tane telefon tespit edilmiş. Yalnız biz bunun 59 tane olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü 1600 tane SIGADA sistemimizde hat var. 1600 SIGADA sisteminin hattaki bu telefonların sayısının biraz daha fazla olduğunu, müfettişlerin bu konuda da sınırlı yıllarda inceleme yaptığını düşünüyoruz. O yüzden de buradaki tam denetim konusunda da aslında tam denetim yapında tam sayıdan çıkacağını düşünüyoruz. Esas burada dikkat çeken bir konu, müfettişlerin bu konuyu bir an önce yönetim kurulu üyelerinin ödemesini rücu edilerek yapılmasını kararına iletmişler. Hatta orada yazıyor. Aslında doğrudur. Bu harcama ve bu alınan telefonların kendi şeyleri de var raporda. İddiaları da var. İşte biz aldık, şuraya verdik, şöyle yaptık gibi. Sonuçta bu 1200 sanayicinin sahip olduğu bir kuruma ait verilmiş bir hakların şahıslar tarafından kullanılmasıdır. Sayıştay bilirkişi de bunu zimmet olarak konumlandırmışlar. Biz grup ve oluşum olarak diyoruz ki bir an önce buradaki telefonların değerlerini, güncel değerlerini, yalnız burada başkan bazen ben şahıs olarak alırım falan diyor ama biz güncel değerlerini, yani mevcut dönemdeki
döviz birimlerinden herhangi birinin karşılığı olarak bir an önce OSB kasalarına ödenmesini talep ediyoruz mevcut yönetimden. Çünkü bu suçlamanın illa bir şeyle kanıtlanmasına gerek yok. Aldıklarını da zaten kendileri de beyan ediyorlar. O nedenle OSB yönetimi, mevcut yönetimin bu tür oluşan rakamların, ki teftiş raporunda bu rakamlar var, ancak güncellenmiş döviz kuru karşılığında OSB kasasına geri ödeme yapmasını talep etmekteyiz. İkinci bir konu, Sayın Mevcut Başkanımız biraz ve yönetimi biraz daha müsrif harcamalarına örnekler vermek istedim. Osmanlı Odası diye bir konumuz var, biliyorsunuz. Hatta bunu 2019'daki seçimlerden önce bazı basın medyalarında çıktı ve sanayici sadece oradan öğrendi. Yapılmış bir odayı 1,5 sene sonra öğrenebildi sanayici. Kimse bunu sorgulamazken mevcut yönetim şunu sorguladı: bu bilgileri kim aldı diye. Zaten siz bu bilgileri aktarsaydınız kimsenin almaya ihtiyacı kalmayacaktı. Ve bu bilgileri alma konusunda da kim suçluysa savcıya, savcılar suçluysa bunlar, gereğinde mahkemeler yapacaktır. Ancak 1,5 yıl önce yapılmış odayı 1,5 yıl sonra sanayicinin duymasının ne kadar etik olduğunu takdirlerinize bırakıyorum. Osmanlı Odası'nda slide 2'yi açarsak, Osmanlı Odası'ndaki savunması şöyle oldu Sayın Başkanım. Biz dediler, tarihimize sahip çıkıyoruz. Bunun karşısında olan vatan haindir. Doğrudur. Biz de tarihimize sahip çıkıyoruz. Tarihimizin sadece Osmanlı değil, Selçuklu ve Atatürk döneminden de olmuştuğunu düşünüyoruz. O yüzden de madem Kültür Bakanlığı görevine ulaşacaksak, bunların da yapılmasını talep ediyoruz. Yani sadece tek bir döneme yapılarak bu işlemler yapılmayacağını düşünüyoruz. Ama zaten bizim OSB'mizin görevi bu değil. Zaten biz bunun için bunun karşısındayız. Bizim OSB'mizin görevi sanayicimizin üretim yapabilmesini sağlamak ve maliyetlerini düşürmek. Bizim sanayicimizin kültür elçiliğine ihtiyacı yok. Şu an çünkü zaten kültür elçiliği yapacaksak Sayın Başkan Kültür Bakanlığı'nda il müdürlüğüne atansın. Yani o daha iyi yapacak orada bu işleri. Ve Sayın Başkan'a teftiş sırasında okuyoruz raporlarda. Şöyle bir ifadesi var. Ben bu Osmanlı Odası'nı alırım. Bura para kazan diyor. Biz oluşum adına şöyle bir teklifte bulunuyoruz. Alındığı dönemdeki dolar kuru şu anki değerle 560 bin dolar yapan, yani aşağı yukarı 5 milyon civarındaki tutan bu odayı Sayın Başkan'ın almasını ve Kültür Bakanlığı'na hediye etmesini talep ediyoruz. Yani madem bu kadar çok kültürü seviyorsa sayın yönetimler, bunları ödesinler ve Kültür Bakanlığı'na teslim ederek bu odayı gezdirsinler. Burada bir şart kurnazlığı var. Biliyorsunuz antika eserler TL değil, döviz cinsiyle değerleniyor daha çok. İşte organize para kazan diyor. Eğer bu değerler, bu eserler 560 bin dolardan fazla yapıyorsa Sayın Başkan hediye de etmeyebilir, götürüp satabilir de, problem yok. Ama bizim OSB'mizin içinde biraz siyasi yönden, biraz da tarihsel yönden bu tür oluşumların bizim ana görevimiz olmadığını düşünüyoruz. Yani burada 1200 tane sanayicinin alın terinin, ki bu kelimeyi çok duyacaksınız, alın terinin bu tür gösterişlere diyeyim. Çünkü buradaki amaç tarihi korumak değil, gelen insanlara işte ben bunu yaptım imajını vermekti. Şimdi tarihsel olarak korumaya çıktığımız bir yerde orada bir slaytımız olacak Okan Bey. Şimdi şu resimde göreceksiniz ve ben buna yazılarla çok itiraz ettim sosyal medyada. Ben sadece bu mecrada konuşmuyorum. Atatürk'ü hakaretten 2 yıl ceza alan bir yazarı OSB'de gezdirdikten sonra tarih odasında ve bunun altında benim yazımı da sildiler. Biz OSB'nin kapısında yürüyüş yapacaktık o gün. Burada bu odayı gezdirerek bizim tarihimize sahip çıktılar. Ben buradan değerli büyüklerime şunu seslenmek istiyorum. Bu şekilde cezalan insanların bu tür kurumlarda gezdirilmesini ben ve oluşum adına biz bu tür şeylere karşı durmak istiyoruz. Yani istemiyoruz bu tür insanların organize sanayinin içine girip de siyasi tavırların organizenin içine girmesini istemiyoruz. Osmanlı Odası'nda dediğimiz gibi son talebimiz Sayın Başkan'ın bu odayı kendi şahsım alır, yönetim alır, onu kendi karar versin. Alsınlar, istediği yere hediye mi eder, satar mı, para mı kazanır, onun kendisi. Ama biz sanayici olarak böyle bir odanın oluşumunu OSB'nin içinde istemiyoruz. Bunu defalarca söyledik. Ama hep böyle bir vatan kahramanı edasıyla konuştuğu için çoğu kişi de cevap vermek zorunda, cevap veremedi ve ben şu an cevap vermek zorunda kaldım.